Hi. What's not down? Where are we? We are somewhere very close to Akçaabat. Which is famous for it? Köfte. Wow, I can't wait for it. Then there's Trabzon. I think we have around 25 to 30 kilometers. And this morning we have started from Ordu. Yes. This morning we have started from Ordu. Yesterday we have visited Osman Gürsoy, which was a very nice visit for us. They are very nice people. They like guests. And it was we could take care of them. Okay. So? Yes, I was talking about Osman Gürsoy. They are very nice people. And I don't know why am I speaking English. Maybe, because course. You're talking to me. Yeah, of course. You may like to share it. It was pretty inspiring for us because he has a very interesting story. He's 76 years old right now, and he has covered 180,000 kilometers with his Vespa scooter, which he has bought brand new on 1979, and then he has visited Turkey with it. He has bought it from England, and he has visited Turkey for 19 times, which is 8,000 kilometers two ways. And he has gone to United States with that bike, same bike, and he has made a round trip, which is around 15,000 kilometers, all the coast of the States. And of course, I don't even mention that he has made this England-Turkey trip 26 times with his 77 Bedford van, and 6 times with a car. So it's really pretty impressive. He's a very nice guy. And okay. Ve bugün kısmet olursa Trabzon'dan sonra Rize, Fındıklı'ya kadar gideceğiz. Fındıklı'da Güçlü'ye misafir olacağız. Güçlü Uzun Alioğlu. Onu görmek de çok iyi olacak. Ondan sonra da becerebilirsek oradan devam edip Sarp sınır kapısından geçip Gürcistan'a gideceğiz. Bakacağız. Is there in your plan swimming time? Swim? Where to swim? Here. No, you can't. Here looks perfect to me. No, yeah, it's very clean. Water is very warm, very calm. Okay, let's see this when we reach Fındıklı. Today, we can ask Güçlü, get some directions and information from him. Maybe we'll see. You can swim everywhere. But it would have been nice if we could reach Mestia tomorrow afternoon or tomorrow evening. After. Thank you very much for the interview. You're welcome. Can watch the whole day. No, it's not hypnotizing me. No. No. I can stay here all day. I don't think so. You just feel so right now. Yeah. Oh, you can't. So what is next? The next Köfte is Köfte.
is to start right. Ich möchte zwei Köfte. I'm not sure though. I wonder, should I have a köfte here or should we ride? Maybe they will not offer any köfte in the moment. But maybe better eat something here, because it's 1 o'clock. And after Trabzon, we will go to Rize and then Fındıklı. So there is still at least 1.5, 2 hours, I think. More? Maybe more, yeah. Maybe. Yeah, I don't remember very well. So. Okay. Okay, let's go. Gülsün, nereye gidiyoruz? Bir anda yalalım. İşte iftarı açacağız. Denizde. He, anladım. Hangisiniz? Küçük anne. Siz nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Mezgit'e. Gülsün. Seni takip edin. Seni takip edin. Bir düğünü bağla. İpini attım da nereye bağlı? Niye attın? Şuraya bir daha nasıl tutacaksın? Tut elini. Biz diyeyim. Gidiyoruz. Ya, bir bile bağlayacağız. Arkadaşlar böyle bağlı. Onu tuttum. Benim ayağı da tut. Arkadaşlar böyle. Aldın alacağım. Aldı. O kadar uzak değil. Sen daha bir tutma. Bırakma. Bunu birbirine bağlayacağız. Ver onu. Şuraya bir daha getir. Bırak. Bu niye geldi ya? Niye bileyim, bu niye kısaldı? Şurada bir şeye takıldı. Hadi bakayım, bir tamam, takılmadı bir şey. Tamam. İyi, görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi malzeme çıkmazsa var burada. Sen öyle san. Evet, güçlünün guletindeyiz. Süpermiş.
Agi'cim nasılsın? Memnun musun? Anlat bakalım. Şimdi ne anlatayım? bu mezgit işlerini bir anlat bakalım. Mezgit işi... Mezgit oltayla tutulmazmış. He? Oltayla tutulur. Tutulur da bir tane iki tane tutulur. Şimdi... Bu şimdi... Böyle yapıyoruz. Tamam mı? Aşağı inene kadar... Aşağı bulduğunda tamamen açılıyor. İnene kadar açılacak. Buradayız. Aşağı bunu kim keşfetmişti? Bunu ben de bilmiyorum. Yine bizimkiler etmiş de nasıl etmiş onu bilmiyorum. Şununla mı çekiyorsun şu aletle? Onunla çekiyorum. O yoksa bu elle çekilmez değil mi? Çok zor. Elle çekiyor. Eskiden elle çekiyor. Arka ayrı arka. Burası çok derin. Burası bu ip işte düşün. Bu ipin hemen hemen hepsi iniyor. Hadi ya. Tabii. Karadeniz en derin deniz. O herhalde 80-100 metre var o ip. Var. Fazla su var. Yani balık çok aşağıda mı? Aşağıda. Sen gel ver bakayım canım şöyle. Öğren artık bu işleri. Hmm. Okulu kazanamazsan sen tayfa olarak gemici. Gemi çok kağıdı alacağım zamanı. Şimdi komik gelmeyecek de. Şimdi biz bugün gelirken Ordu'dan çıktık sabah. Giresun civarlarında yolda gidiyoruz böyle motorla. Yanımızdan bir araba geçti. Plakası 8-08. Ben düşündüm ulan 08 nerenin plakasıydı falan filan. Bir müddet düşündüm ama. Sonra dedim ha Artvin ya. Hem de olsa olsa Artvin'dir dedim ya. Burada ne olacak 08? Sonra düşünmeye başladım. Ulan 07 Antalya. 01 Adana, 02 Adıyaman, 3 Afyon, 4 neresiydi? Ah dedim 4 Ağrı, 5 Amasya, 06 gelmiyor aklıma. Kendi kendime düşünmeye başladım. Abi diyorum şimdi. 05 Amasya, AM, ondan sonra 07 Antalya, AN. Bu arada bir şey olması lazım bunun. Antakya olabilir mi? Yok diyorum Antakya olamaz. Orası Hatay diye geçiyor. Motorumuz plakası 06 bu arada. Tabii canım. Yani Ankara aklıma gelmedi. Ne zaman geldi Ankara aklına? Ya herhalde bir 20 dakika falan sürdü. O gitsin yavaş yavaş. 20 dakika. Evet. Bazen... Ve şey hani 06'yı bulamadım. Ne yapalım dedim ya bir ara herhalde aklıma gelir. Sen bana diyordun.
güçlü. Ha? Bak burada köpek balığı, balina, su aygırı falan. Yok değil mi bir şey? Deniz anası olan. Gergedan da. Deniz anası var mı? Var. Pot domuzu var. Pot domuzu. Bilir misin pot domuzunu? Bilmem. Karşı taraf potu ya eskiden. Ha. Domuz sürüleri yüzerek bu tarafa gelirmiş. Pot domuzu. Ona pot domuzu diyor. İyi neyse atlayayım bari. Atla atla. Yuhu! Müthiş ama ha. Hadi bay bay. Bay. Ben giderim buradan. Ne var ki? Çok rahatsız. Vay vay vay. How is the water? Very good. Is it warm? Nasıl biraz sıkıntı. Very nice ha? Çıkmak biraz sıkıntı işte. Toplamak mı? Çıkmak, çıkmak. Çıkmak ha. Aa, it's very clean. Hadi dikkat et, su sıçramasın. Hadi ya. Why do you go up? Ya, güçlü şuradan lan, çıksana. Maybe. Biraz yaklaşmanız uh-huh. lazım, bu çok geniş açı olduğu için. Uh-huh. Yeterli mi? Yeterli, burnunda bir şey var. Siyah, ha gitti. Ne o, yağ mı? Yağ mı? Ya. Hadi ne oldu Mezgit? O tarafa gideceğiz. En iyi yol bildiğin yolda. Balıkçıdan almıştın değil mi bir şeyler akşama? Ya balık zaten var, ben kaç gündür tutuyorum. onu diyorum. Sen de var ya, bugün tutamasam var ya, tutacağım bugün. İşte. Güçlü. Ağzından da tutayım. Günün avı. Zoom yap da büyük gözmüştü. Bunu nasıl pişireceğiz moruk akşama? Tavada mı? Buğulama. Mangal. Bu tip balıklar buğulama. Hadi gidelim. Yok yok, eline bulaşmış. Çekeceksin onu. Dur geldim dur. Biz neredeyiz Ege? Bir daha söyle. Evet. Sümük. Sümüklü. Attığın zaman açılmıyor oğlum o. Açılacak. Ondan tutamıyorsun, ben sana söyleyeyim. Açılmaz olur mu ya? Ne kadar açılıyor? Canın sağ olsun. Ama canımız ciğerimizsin, kardeşimizsin ha? Kaç gündür tutuyorum ama. Öyle olmadı işte. O bir iki saçma yer belirlersin. Yeri tutturdun mu? Ondan sonra tuttuğunu gösteremezsen ha. Bak martılar bile gülüyor sana. Evet, heyecanla bekliyoruz. Onun. Ulan düşüyordum ben. Elimde kamerayla. Düşmem önemli değil de. Kameraya yazık olur. Kapağı çünkü su geçirmez alsana. Su geçirmez bu ama arkadaki kapağı ses alsın diye açık kapak. Hmm. Öbür kapağı takmadım. Zaten düşersek gider herhalde. Bizde kafayı alacaklardı bir tane.
Şey mi? Akut mu? Evet. Şeyden aradılar beni Akut'ta. Bu kahramanlar diye bir program başlamış. Ondan sonra kadının bir tanesi aradı. Dedim benim işim var. Düğünüm var, uğraşamam. Zaten programı da yayından kaldıracaklar herhalde. Ne, hangi kanalda? Star'da çıkıyor. Bakacağız. Güçlü bunlar ne oğlum? Akvaryuma mı koyacağız bunları? Küçük mü? Küçük, serçe parmağım kadar. Mezgit öyle olurdu. Sen gidip büyük mezgitlerden mi diyorsun yoksa yedim diye? Onlar lezzetli. Vallahi ne bileyim hacı, ekmek arası yapıp veriyorlar ya. Mezgit budur. Sen dedin mezgit mezgit. Oğlum bu barbuna benziyor. Küçücük bir şey. Sen balıkları da bilmiyorsun herhalde. Ben. Mezgit budur. Senin dediğin ayrı bir şey. Biliyorum aynı bunun büyüğü. Yapıyorlar böyle büyük büyük parça parça ekmeğin arasına işte, koyuyorlar. Onlar mezgit değil, onlar çoğu ithal balık onlar. Mezgit deyince bu. İyi hadi bakalım neyse. Gururu kurtardın. Bu bir şey değil abi. Hafif açılacağız. Bir şey olmaz evde. Bak yine sürüklendik ya. O orada. Onlar şimdi tipten çıkıyor ya, vurgun yani. Onlar ceset zaten. Ölüleri topladık. Onlar vurgun yiyor. Vurgun mu yiyor? Kaç lan vurgun şey yiyorlar, hiç yaşamasınlar denizde bunlar ya. Hızlı bir şekilde çekiyorsun yukarı. Bunların karınları şişiyor belli bir müddet sonra. Tamam abi, bir şey değil ya. 4 tane. 5 tane. Saçma da bir sıkıntı var ya. Biraz alacağım şey böyle bir bakayım ona. Neyse neyse. İyidir, bu da iyidir. Bir alsaydık lan onu. Alacağım alacağım. Bu saçma niye böyle yamuk geliyor, onu anlamadım. Akşam karnınızı doyuracağız. Survivor hikayesi. Yakaladığımız şeyi niye atıyorsun abi? Oğlum burası yırtıyor. Balık kaçıyor ondan. Baksana. Tabi. Ben de diyorum niye? O zaman tutmaya gerek yok. Niye dikeceğim lan? Bir şey değil onu dikmek de. Daha bakayım ona. Ben de diyorum bu balık niye girmiyor? Saçma da bir anormallik. Evet. İyi sürüklendik valla. Vay abi yok. Balık buradan kaçıyor. Hemen dikelim. Güçlücüğüm şu dev kılıç balığıyla olan hikayeni bir anlatsan da dinlesek. Şimdi o gün çok aşırı yorgundum ben zaten. Evet. Daha sonra gelen bir 112'den gelen ip var üzerine. Hayır, kılıç balığından bahsediyorum. Hani dev. Dev. Şu romanlara konu olan kılıç balığı. Göster Ceren orada. Aşağıda mı? Sintinede mi duruyor? Evet. O romandaki kılıç balığı sığmıyordu hani. Sığmadı takaya. Işte. Yan tarafa bağlıyordun. Onu da balıklar yiyordu, yiyordu bitiriyordu işte, falan. Kılçıkları kaldı. Daha nesini hatırlatayım ya. Sonun filmi de vardı şimdi hatırladım. Ayıcığım, ne yaparsın? Bak kıyıdaki ses burada var ya, kıyıdaki konuşma buradan duyulur. Evet. Ne kadar gürültü var. Motorlu. Ağ, kışın büyük ağlar atılıyor ya, şimdi yasaktır şey, palamut ağa atmak falan. Evet,
15 gün sonra yasak bitiyor. Denizin anasını Allah'tan bahsediyorlar. Bakın bize kalmaz mı? Bu arada ben senelerdir bu işleri yapıyorum. Yaparsın. Bilirim. Yani. Ne kadar kaldı az. Bu akşam evdeki hazır balıklardan mı yiyeceğiz yoksa? Evde balık var. Dünden tutulmuş taze balık var. Yani. Dünden alınmış. Hayatta biz balık almayız. Ciddi diyorum. Espri yapmıyorum. Daha? Ama arada böyle misafir geldiğinde falan hep denk gelir değil mi? Yani denk geliyor. Bugün balık çıkmaz. Bugün bir aksilik oldu. Ağımızda neden girmiyor dedik. Yırtık varmış. Bitirelim bunu seyretsen. Daha zamanımız var. Hep çünkü. Böyle akvaryum balığı mı tutacağız? Yani. Şöyle büyük ele gelen ağzı dolduracak falan bir balık. Senin dediğin kefal, yani levrek, ondan sonra palamut. Onların lezzeti yok. Ben de şuradan olta molta atsam olmaz mı ya? Olta. Benim acemi şansım tutar çünkü. Burada mı? Her yerde. Burada oltalık balık yok ki. Burada sadece mezgit var. O teknelerin olduğu yerde olta atarsan isabet yakalanır. Yakalanır yani %100. Bu arada Güçlü Uzun Alioğlu benim Akut'tan arkadaşım. Akut Rize ekibinin mangal yürekli lideridir kendisi. Evet. Mangal yürek. Canım kardeşimin maceraları bir gün anlatmam lazım. Dolap maceraları. Dolap maceraları, gözlük maceraları. Yalnız düğününe gelemediğim için çok şey kaçırdığımı düşünüyorum Güçlü. Hakkını helal et. Bir daha bir yurttaşı bir şeyler olsa organizasyonda ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Evet. Evet, onu da biliyoruz. Peki Güçlücüğüm burnuna ne oldu kardeşim? Kayık çarptı. Evet. Güçlünün burnuna kayık çarpmış bu sabah. Yine balığa çıkmış Güçlü. Tekne geldi üstüne. Tekne üstüne geldi. Vay afacan tekne. Bu yaramazları başıboş bırakmayacaksın Güçlücüğüm. Yani. Biz de öyle. Mesela hep saçma geliyor bana bu. İşte Lazlar efendim oturunca masayı kendine çekermiş. Çeker daha basit çekmek. Gayet mantıklı değil mi? Bana mantıklı geliyor. Bunda ben hep şaşırıyorum. Tuhaf olan ne? Yani. Şimdi evdeki masa biraz büyük de çekemiyorum. Güçlü normalde sandalyeye oturduğunda masayı kendine çekermiş de. Evdeki masa biraz iri diyor, çekemiyorum kendimi diyor. Bize tuhaf geliyor ama o, biliyor musun o durum? Yani millet şaşırıyor. Yani bizim buralarda masa çekilmiş adetten. Biz kimiz ulan? Biz siz aynı. Annem masa mı çekiyor? Bizde yok öyle bir şey. Görüyorum hemen ilk günden kaynanan muhabbeti. Bu arada tabii yeni evli çiftimizi tanıştırayım. Ceren Güçlü ailesi. Çok koştu peşimden. En sonunda yamadı kendisi. Çocuk ne zaman arkadaşlar? Niye ya? Düşünmüyor. Şu an... Valla bana bir hareket yaptı ama ben de anlamadım ne yaptı. 3 ay 5 ay sonra mı demek istedi? Sen onu takma mı? Ben yapacağım mı demek istedi? Sizin ne zaman? Bizim mi? Bizim de bu sıralarda planlar ay dahiline almış olabiliriz yani. Agi ne diyor bu işe? Agi'nin var canım. Yapacaksak yapalım şimdi sonra çok geç olmadan. Aa bugün 17 Ağustos lan bu arada. Evet. Depremin yıl dönümü. Sen burada zevk-ü sefa içerisinde balık tut Güçlü Efendi. Şimdi bizim vekilimiz var. Nasu. Kanallarda. Bunları hepsi izleyecek yalnız biliyorsun değil mi? Bütün kanallarda göreceğiz zaten onu. Saydun, Nasu, Cüneyt, Koparan. Şevket. Şevket. Bize lastik yok. Tabak lastikle çıkalım operasyonu. Küfür edince de
Evet.